Biz günah günaha gerçekten giriyoruz ya. Günaha giriyoruz yani. Ne? Yani rap yapmışlar. Merak ediyor ne yapmışlar, nasıl yapmışlar. Hocam siz ama hattayken söyleyelim. Bu kişinin adı DJ Akman. Kendisinin Instagram hesabı var, bir paylaşım da yapmış. Bu konuyla alakalı olmasa da yani 20 saat önce bir paylaşım yapmış. Böyle beylik beylik cümleler de kurmuş kötü. Bize bunu dinletmeye, evet, bize bunları yaşatmaya hakkınız yok. Din sizin yok, oyuncağınız değil. Ya ben inanın fena oldum. Allah'ın adaleti, Allah'ın bütün merhameti kötülerin üzerinde olsun ki utanın insanlığınızdan. Amin, şunu yapıyorsunuz amin. Ya. Şimdi Tolgan Sayışman'la ilgili maalesef üzücü bir haberimiz var. Gerçekten hepimiz çok üzüldük. Çünkü 5 aylık bir bebek söz konusu. Bir ameliyat oldu. Ama sonucu hemen söyleyeyim ki hepimizin içi rahatlasın. Ameliyat başarılı geçmiş. Bir çok can. Şükür. Almeda Abazi ve Tolgan Sayışman çiftinin bebekleri kafasında konusu. Bulunan kis nedeniyle ameliyat Ay, alınmış. Benim, yani hiçbir bebek, hiçbir çocuk hastalanmasın. Şu an bak biliyorsun grip mevsimi başladı. Evet. Ve birçok çocuğumuz ateşli. Yani o ateşe kıyamıyoruz, dayanamıyoruz. Oy. Ameliyat oluyor el kadar bebek ya. Bir de ya. Kafatasındaki kis, yani bu çok önemli çok bir ciddi, detay. Çok ciddi. Evde aslında. Sürekli ağladığını söylüyorlar. Ve tabii Tolga da bu duruma çok geriliyor. Yani daha doğrusu bence çok tedirgin oluyordur. Gerilmekten ziyade. Yani ben ağlayınca bile nefeslerinden, hani nefesini içine mi yutacak, Allah korusun nefes mi alamayacak, evet diye tedirgin ya olurum bebeklere. Çok büyük bir ameliyat. Cuma günü Rabbimden şifa dileyelim ve evet, dua bütün edelim. Bütün çocuklarımıza, bütün bebeklerimize, bütün evlatlarımıza. Amin, ay Allah korusun. Tolgan ve Almeda çiftine de buradan sabır diliyorum. Yani çok işte sünnet olurken bile çocuk için acıyor. Sünnet oluyor aslında. Tabii yani, yani anladın evet. mı? Ama ameliyat çok ayrı bir şey yani. Allah korusun. Allah şifa versin, size bağışlasın. Güzeller güzeli Efe Han, değil mi onun? O, evet, Efe evet, Han. Evet, çok da güzel bir çocuk. Evet, çok zaten anne güzel, baba güzel. Aynen. Başka bir şey beklenemezdi yani. Çok geçmiş olsun. Evet, şimdi, bir de uzun süredir beraberler. Evet. Yeliz Yeşilmen ilk kez metroya biniyor. Tamam mı? Metroya binince de evet, tabii enteresan tepkiler veriyor. Ama o tepkileri neden verdiği de sonradan anlaşılacak. İlk önce böyle bir ön yargısız izleyelim. Sonra da söyleyelim size neler olmuş neler. Niye böyle bir tepki? Canan ne yapıyorsun Canan? Ay, bir kedi gördüm sanki. Bir kedi gördük sanki. Peki sevgili seyircilerimiz, şimdi ilk kez metroya binince tabii nefes alamıyor gibi mi yapıyor? Acayip tepkiler var. Evet. Ey hasbam Allah diyenler var. Ay papucumun kenarı diyenler var. Öyle mi? Yorumlar öyle. Ama kapalı mekan fobisi varmış. Kolostrofobi. Şimdi. Evet. Ondan ya dolayı metroda yerin altından gittiği için. Evet yani aslında şey yapamazsın. Yani yok, verdiği şey tepkiler normal geliyor ondan sonra. Böyle insanlar kabinede bile giremiyorlar. Hani böyle kabinde bir şey bile deneyemiyorlar. Tabii tabii, tabii. Bu çok uçakta. Uçakta ne yapıyorsun, orası da kapalı ama. Ama şu metroda artık yani şey olsun, bir popüler duruma geldi. Nedir? Ünlülerin metroda fotoğraf çekmesi. Normal bir şey ya. Ulaşım aracı tabii ki bineceksin. Selda Bağcan bindi. Ha. Ama o kadar güzel, asil oturuyor ki. Metroya binmesi onun oturuşunun şeyi, böyle ne bileyim ne derler, alçak gönüllülüğü herkesin dikkatini çekti ya. Selda Bağcan'da. Sonra altına bir yorum Ebru Polat'tan. Diyor ki ne olacak ya, ben de Amerika'da metroya biniyorum diyor. Bunun ama Amerika'da herkes biniyor yani. Bir yorum. Bütün oyuncular, bütün ünlü oyuncuların metroda görebiliyormuşuz. Üzerinde Yeliz Yeşilmen'in metroda paylaşımı. Bu belli ki metroda paylaşım popüler bir şey ve iş yapıyor. Ondan mı gidildi, o da merak konusu. Valla maça falan giderken hep metro metrobüs kullanmasından yanayım. Çünkü gereksiz bir trafik oluyor. Bu işleri metro için. Ay canım ya. Ya sen çok büyük bir ustasın, biliyor musun Selda Baycan? Bak sen, ha duruş. Güzelliğe bak ya. Sen çok büyük bir ustasın ya. Allah avuçlarının içinden öpüyorum. Ne kadar tatlı duruyor. Ya duruşun asilliği yani, oturuşta bile bir zerafet var. Ay bayıldım resmen, biliyor musun? Ben de bu fotoğrafa şimdi bayıldım. Şimdi beraber metroda yolculuk yapasım geldi. Yemin ederim. Evet, bu arada bana bir yorum gelmiş. Ona mutlaka cevap vermem lazım. Sahte hesaptan bir izleyicimiz yazmış. Aşk olsun Ececiğim ya. Adam evliyken başlayıp adamın yuvasını yıkarak kurulan evliliği nasıl örnek gösterirsin? Çok üzdün beni. Eylül Hanım, buradan da herkes yani üzülenler adına söyleyeyim. Sıla, örnek göstermedim. Dedim ki eğer o durum olmasaydı, yani Hazar evli olmasaydı, o birbirlerine sarıldığı görüntü güzel bir görüntüydü dedim. Ama mutlaka o cümlemi de ekledim evli olmasaydı diye. Eğer kırdıysam, üzdüysem özür diliyorum, sevgilerimi yolluyorum. Şimdi sonra Ebru Polat'ın metroya geçiyoruz. Ebru Polat'ın açıklaması sonrası Yeliz Yeşilmen paylaşımı. Yeliz bu konuşulsun diye mi haber şey yaptı bunu? Şu garip, kolostrofobin varsa niye binersin? Evet. Sadece bunu çekmek için bindiysen
kendi fobilerini hiçe sayarak bir insan tabii ki konuşulsun diye yapmışsındır. Ya şey daha garipmiş ya, ben ona binmedim. Aslında ben ona binmek istiyorum. Marmaray. Böyle denizin içinden gidiyorsun ama yani o beni çok böyle şey yapıyor. Denizin içinden Marmaray gidiyor. Evet. O biraz korkunç bence. Metro yine bir yerde iyi de denizin içindeki çok garip. Bu arada biliyorsun Yeliz Yeşilmen'in eşiyle bizim yapımcımız Evet. mahkemelik ve en son gözaltına alınacaktı. Yani ifadesi İfadeye alınmak için, evet, çağrıldı. ifadeye çağırdılar, gitmedi. Yakalama kararı çıktı ama verdi değil mi ifadesini? Ama ben yapmadım İfadeyi mı verdi. demiş. Ben yapmadım mı? Öyle mi demiş? Ne demiş? Bilal daha iyi biliyor. Allah Allah. Suçu kabul etti sonrasında Ha. çünkü ses kaydı var. Biliyorsunuz onu da bir küçük bir hatırlatma yapalım. Atlet. Atletiyle bir görüntüsü vardı Yeliz Yeşmen'in eşinin. Bunu ekrana getirdik diye hem bize hem yapımcımıza hakaretler etmişti. Tehditler savurmuştu. Sonrasında Bilal Özbilgi onu mahkemeye verdi. Bakalım sonucunu takip Şantaj ve edeceğiz. tehdit büyük suç. Çok büyük suç. Bilginiz olsun. Şişt, cezası da öyle. Evet. Mis. 6 numarayla devam ediyoruz. 6 numara nedir diyen sevgili seyircilerimiz? Mahsun. Mahsun Kırmızıgül geliyor. Sahnelere geri mi dönüyor? İşleri Macide kesat Sultan'ın. giden herkes sahneye geri dönüyor Recep'ciğim. Öyle mi diyorsun? E tabi. Özcan da döndü ama Özcan'ın aldığı paralar da pek kesat giden Peki paralar Özcan değil. niye döndü acaba? Bu kadar filmler güzel güzel giderken. Sana da Çocuk oldu, çocuk verseler oldu. 500-600 bin TL. Ben de Sen bu de. sesimle sahne yaparım değil mi? Yani tabii. Tamam. Evet, Nadide Sultan'ın sahne aldığı Ortaköy'deki bir mekanda Mahsun Kırmızıgül ve eşi de varmış. Uzun bir aradan sonra da Kırmızıgül şarkı söylemiş. Bakalım sesi hala güzel mi? İddia ediyoruz bu görüntüler çok konuşulacak. Birçok magazin programı var biliyorsunuz karşımızda da, etrafımızda da. Ama mekan sahibi biziz. Şöyle söyleyeyim, bu görüntüler sadece bizde var. Ya seni yerim ya. Kamera ile çekilmiş görüntüler. Onlar sadece fotoğraf koyar, biz görüntüleri koyarız. İspatlı ve açıklamaları yayınlarız. Çünkü Enteresan para... bir açıklama var Berk'ten. Evet. Siz de şaşıracaksınız. Onu Hatta bırak. sonrasında Sonra bir söylesene. detay yakalamışız. Eyvah eyvah. Fena. Evet. Yakalandığı kişi Burcu Esmersoy ile ilgili öyle bir laf ediyor ki Çok şaşıracaksınız. sanki resmen bugünü işaret etmiş ama az sonra. Zamanında. Peki evet, bu az Masum. sonraydı. Masum Kırmızıgül'e dönelim. Masum Kırmızıgül'ün sesi yine zil. Ben severim Masum sesini. Hatta şöyle söyleyeyim, konuşmasa keşke de hep şarkı söylese dediğim Evet, insanlardandır konuşma yani. sesiyle çok garip, enteresan. Konuşma hızı rap. Rap yapıyor. Ray Vay be. ray. Güzel. Ama şimdi yani Mahsun'un şu an geçim kaynağını soracak olursak yok. Neden? Ha. Sinema yapıyordu, sinemadan para kazanıyordu. Dizi. En son sineması iş yapmadı Çok biliyorsun. zeki. Tepki de topladı. Sonrasında dizileri tutardı, dizi yapmıyor. Eşi avukat. Yatırımları mutlaka vardır. Onlarla geçiniyor Eş herhalde. avukatlık yapıyor mu? Yapıyordur tabii. Bilmiyorum. Peki, şimdi Masum Kırmızıgül senin bu söylediğin bu O yüzden kadar sahneye geri dönsün yani. olumsuzluktan sonra ne yapacak? İlk ekmek parası olan çocukluğundan beri yaptığı mikrofon tutma işine tekrar dönecek. Zaten Evet. bence de dönsün. Ya Yani insana şey Kıbrıs'ta diyeceğim. para var. Fantezi Diyeceğim ya da dayı. arabesk bitti mi? Şimdi fantezi arabesk mi? Yani bence şu an modası yok gibi ama modası tekrar gelebilir. Anladın mı? Gelebilir Tek, mi? tekrar moda olabilir. Kim? Yani Mesela Serkan eskiden. dışında hiç aklıma isim gelmiyor Hep ya. böyle artık rapler mepler Hep seviliyor. rap yapıyor herkes. Reynmenler falan gündemde Reymen de seviliyor. yok ortada. Reynmen de bu ara Sen yok. biliyor musun? Ne oldu? Reymen o gece tokat attı ya. Evet, O gece evet. o kız onu o yüzden bırakmış. Kız mı bırakmış, Reynmen mi? Ben de Reynmen bıraktı diye duydum. Hatta kız basına haber vermiş. Bunu öğreniyor Reynmen. Reklam olmak için. Kavga böyle başlıyor da kız tokatı duyunca ilerliyor. Allah Allah. Evet. Ben de tam aksini duydum. Bak tam şu anda olduk bak. Oh, Onu ortada. konuşalım. Bakalım. Şimdi evet, Kıbrıs'ta çok Ondan para ilgili de var. güzel. Sevgili seyircilerimiz. Kıbrıs'ta çok para olduğu için tabii ki daha bel sahne almayan sanatçıların böyle sahne alası geliyor. Mesela Mesela Özcan. Emrah. Emrah'ta Emrah. başlayacakmış. Aa, Emrah'ta Ya başlıyor. Kıbrıs'a Evet ya, gidiyor. Kıbrıs'ta. Hatta şöyle söyleyeyim. Bir paket. Yani bayağı göreceğiz onu. Aha. Haftalarca göreceğiz diye biliyorum ben. Ay, Emrah'ı da görmek şahane olur yani. Ama Aynen, Emrah'ın da paraya özledik. ihtiyacı var mı bilmiyorum yani. Unutabilsem oy para Bu iyi ne ya? Bu ne iyi. unutabilsem çok iyi değil mi ya? Mutabilsemler, Çok işte güzel şarkıdır. ihtiyacı varlar. Yani muhteşem Evet, şarkılar. evet. Belalım.
Belalım. Ay çok güzeldi ya. Çok güzel şarkılar gerçekten. Emrah'ı da izleyeceğiz, göreceğiz. Ama dediğimiz gibi yani Kıbrıs'ta Belli gerçekten mi? çok Emrah'ın büyük para tarihini bilen kazanıyorlar. bilir. Belli mi? Kasım, bu arada Kasım Gidelim biz ayındayız. de. Biz de Bim Bam Bam'la başladık ya bugün. Evet. Kasım'da aşk başkadır. Herkese aşk demişler. Şimdi Kasım'a da bugün girdik. Evet, o aslında Bim Bam Bam öyle olsun. Kasım'daki aşklara gelsin Bim bari. bam bom, Kasım'da aşk başkadır Evet. diyoruz. Ama reklam da başkadır. Reklamların arkasından Berk suya batmaz. Kimle yakalandı? Berrak Tüzün Ataç'la. Ne açıklama yaptılar? Berrak Burcu Esmersoy ile ilgili daha bir ay önce ne söyledi? Ve bu ikili ne zamandan beri görüşüyor? Ve bu ikili arasında aşk var mı? Sadece özel görüntüler söylemezsem olmaz da az sonra. Bunlar Can Başkanlık Yaman. bela. Ha, Can Yaman. Can Selin Yaman emre. haberi. Aç televizyonunu. Selin abla Can Yaman haberi geliyor sana. Can Yaman neden kovboy oldu? Hülya Avşar demiş ki başarını bulmuyorum Can Yaman'ı Daha ama önceden. yakışıklı buluyorum demiş. Can Yaman da buna bir cevap vermiş. İzliyoruz. Çok güzel. İşte böyle büyüyorlar gözde. Nasıl büyüyorlar biliyor musun? Yani kendilerinden büyük birisinin ve deneyim sahibi olan bir hanımefendinin söylediği lafa ne diyorsa doğrudur demek. Ne kadar Saygılarımı büyüklük. iletin diyor. Evet. Ama öyle dememiştir diyor ya. Öyle bir şey dememiştir Ama diyor. dedi. Demiş. Dedi dedi. Şöyle dedi, çok yakışıklı ama başarılı bulmuyorum dedi. Ben şimdi ilk önce bu kıyafeti görünce ya dedim ki şaşırdın yine yani. Sana da bir Yine gün mi Cadılar Bayramı kostümü? Yine bu o hep mantıklı gittiği yer söyleyeyim. var ya, o hep gittiği yerde kostüm Bebek. partisi varmış Bebek'teki. Öf. Kostüm Ben bu partisi. kostüm partilerini gerçekten çok sıkıcı ve çok anlamsız buluyorum. Ya kendilerini çirkinleştirmek ne kadar Ama milletin bu hoşuna risksiz gidiyor. bir kostüm. Ya Burada buna bir tabii şey bu yok. Bu güzel gene olmuş. kovboy gene de Ya Can yani. yaş tahtaya basar mı ya? Tabii ki kendini güzel gösterecek bir tane kostüm bulacaktır yani. Ne bileyim. Şey olabilirdi. Avukat ya cübbe giyebilirdi. O zaman da keyifli olabilirdi. Ama o kostüm olmuyor ki zaten kendi kostümü. Ama o gün... Başka bir farklı bir şeye Ama bürünüyorsun hiç ya. görmedim. Ne bileyim Değişik olabilirdi. kedi kız Kedi kız. olanlar ve ay Yonca Evcim kedi kız olmuş. Yok yok. Bir de o silah falan çocuklar izliyor olmaz ya Evet onu bir da şekilde. düzeltmesi güzel Evet oldu. olur güzel. Can Yaman'ın bu röportajlarına alıştık artık her programda veriyoruz. Çünkü sürekli bebekte bir röportaj veriliyor. Biz de mecbur haber yapıyoruz. Can seviyor biliyor musun? Bu işi sevdi. Neyi? Şöhreti, ışığı çok sevdi. Şimdi dizisi de yok. Böyle ışıkları da özlüyor galiba. Hakikaten çok tatlı bir kovboy olmuş ya. Bayağı her şeyiyle çizmesine kadar bir kovboy Evet. olmuş yani. Öf. Seviyoruz Can Yaman seni. Var mı Vallahi bugün? ya vallahi billahi şu Cadılar Bayramı ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bitsin gitsinler mi bu? Bitsin ya yapmayın artık. Vallahi istemiyorum ya. O kadar bir de o kadar kötü kostümler, o kadar çirkin görüntüler. Tövbe tövbe ya. Niye insan kendini bu kadar çirkinleştirmeye meraklı olur? Ya şuraya böyle bir şey yapıyorlar. Burada yaralar çıkıyor. Saçlar başlar rengarenk saçma sapan. Dün sana yolladım foto birilerinin. Böyle bir şey olamaz yani. Olamaz. Vallahi o kadar kötü Senin o görünüyor ki. fotoğrafın altına yazdığın yorum Tövbe tövbe. bana acayip güldüm biliyor musun gece? Şimdi Can Yaman'ın bir izleyicisi bir fanatiği yazmış ki bana. Bir Can vallahi bak seni hiç sevmiyordum. Ama sen Can Yaman'ı sevmeye başlayınca seni sevdim. Yani aşkımız Can Yaman'la doğru orantılı. Ama şunu söyleyeyim Can Yaman'ı sevmeye başladım. Çünkü bana samimi gelmeye başladı dedim. Bana da öyle geliyor. Yani eskiden çok daha böyle üstten konuşuyordu ya bu Can Yaman. Evet. Sadece kas ve saçtı ya. Şimdi bana daha samimi gibi geliyor. Bak Ben de neyi saygılı da. sevdim biliyor musun? Muhabirlere bak muhabirlerin yaşı küçük orada. 20 ile 30 yaş arasında muhabirlerimiz ekmek parasında. Onlar o kadar güzel davranıyor ki Evet ben onu çok sevdim haklısın. ya. Yani çocuklara davranış şeklini, hitabını, sempatisini sevdim. Çok şey geldi bana sıcak. Bana da işte bu izleyiciye ne kadar yansıttığını görün. Diğer hani bu rol yapan samimi olmayanlara da söyleyelim. İzleyici hemen samimiyeti alıyor. Ben bir izleyici olarak yorumluyorum. Gerçekten başka bir ötesi yok yani bunun. Evet. Evet Evet, şimdi sırada ne Ececiğim. var? Bir sevgili Bilal. Demet Özdemir'le ilgili bir haber varmış. Erkenci Kuş dizisiyle gerçekten şaka bir yana yıldızı parladı biliyorsun. Herkes onlardan bahsediyor. Bir anda takipçileri arttı, like'ları arttı. Şimdi de yakışıklı oyuncu hakkında bir şeyler söylemiş Demet Özdemir. Bakalım neler söylemiş. Ne demiş? Evet Demet Özdemir'in de açıklamaları böyle. Güzel bir ikili olmuşlardı. Biliyorsunuz hatta aşk dedikoduları bile çıktı bu ikilinin. Ama var mı yok mu muallak da vardı da bitti mi? Dizi için reklam mıydı? Yine onların Şimdi boynuna ağa diyoruz. ya Can flörtöz bir çocuk Eğer yani. yalansa haberler.
tek sıkıntı Seçkin Özdemir'le beraberken bu dizi başlamıştı ve sonrasındaki dedikodular hoş olmadı. İlişki bitti ve Can'la ilişki çıktı ortaya. Var mı yok mu hiç bilemedik ama beraber tatillere gitmeler, beraber uçaklara binmeler falan. İş dışında bu sevgili işlerini. Evet. Sonra ayrıldılar. Dizi bitince ortaklık bitti mi diyorsun? Tabii öküz öldü, ortaklık öyle derler bitti. Ya. Öyle derler. Tespit hata olmasın. Biz burada Erkenci Kuş dizisine öküz demiyoruz tabii ki. Şu an biliyorsun Can Yaman'ın da adı Aslışa Alkoşlar'la anılıyor. Bunu da ve söyleyelim. Ve gece beraber eğlenmeler devam ediyor Can'la. Kaç numara? Sen 10 numarasın. Tamam. Sen 10 numarasın, 10 numaradan devam ben et. Ben 10 numarayım. Yok, sürekli haber değişiyor ve şu an son kararınızda Volkan Konak haberine geçiyorum. Geçelim. Son karar. Konserinde anne ve babasının cinsel hayatını anlatmış Volkan Konak. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım dinleyelim. Ay vallahi bir şey diyeceğim. Bak ben iki kardeşim öldürttüm bittim. Ben bilmem, çok ayıp. Her ne şeyi diyor? Söylemiş. Biz 9 kardeşiz ve hep kışın olurduk. Sakın karı koca arasına girmeyin. Çocuklar büyüdükçe yan odadaki atraksiyon ve animasyon anlaşılmasın diye kavga ediyorlar. Ben yan odadaki divan sesindeki ritimden dolayı müzisyen oldum. Tövbe diyor. Tövbe ya. Biraz... Ya şey aslında çok samimi ama çok mu samimi? Gereksiz bu kadar. Her şeyi biliyoruz. 9-8 ritim nasıl oluyor? Ben o... Tövbe tövbe. Gerçekten... Dınraka dınrak. Yani gerçekten o divandaki ritmi 9-8'liğin yaza tekabül etmesi bilmem ne olması falan biraz detaylı olmuş. Samimi olmuş ama çok samimi, gereksiz. Peki devam ediyoruz. Sadece kılığına ve kıyafetine bakıp kendi halindeki şarkılı cübbeli yolcuyu taciz sarıklı ettiler. Gördün mü sen bunu? Gördüm, hiç hoşlanmadım. Ay evet, çok rahatsız oldum görüntüden. Ben bu çok kişiler üzüldüm. Atatürkçü gibi göründüler. Atatürkçü değiller, kesinlikle söyleyeyim, inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Büyük bir provokar gerçek burada. Atatürkçüler çok rahatsız oldu bu görüntüden. Önce görüntüleri bir izleyelim, sonra konuşacağız. Şimdi tabii ki bir kitleyi ayıralım. Onlar kendi halinde hiç görmüyorlar, ilgilenmiyorlar bile. Doğrusu zaten mini etekliğe yapılan taciz neyse benim için bu taciz de aynı şekildedir. Onu da söylemek durumundayım. Şekilci taciz de kesinlikle aynı. Marmaray'da yaşanıyor. Sarıklı ve cübbeli vatandaşa çirkin taciz. Görüyorsunuz fotoğrafını çekiyorlar ve ne kadar efendi. Hiç istifini bozmuyor. Cevap vermiyor. Fotoğraf çekme. Ona böyle uzak girmiş gibi bakma. Kimin haddine? Bir ülkenin ne kadar ileri gittiğini görmek istiyorsak insanlarına olan ayrışmalarına bakmak lazım bence. İnsanı ötekileştiren, insanı ayıran, insanı şekliyle, şemaliyle başka bir kalıba sokanlar her zaman geri kalmaya yakışır ve hiçbir Atatürk çocuğu geri kalmayı hak etmez. Siz gerçek Atatürkçü olsaydınız gericiliğe karşı çıkardınız. Bir böyle olmaz. Görüntümüz daha var, onu da verelim. Sonra da Arif Hoca'yı bağlayacağız, ilahiyatçı yazar. Biz günah gerçekten günah giriyoruz. Yani rap yapmışlar. DJ Akman remix yapmış. Hemen hocamıza soralım. Hocam. Hocam günaydın. Televizyonunuzun sesini kısar mısınız? Arif Hoca şu an hattın diğer ucunda. Ben ilk kendimizle ilgili soruyu soracağım. Hocam haber olduğu için biz yayınladık. Günah girdik mi acaba bunu paylaşarak izleyicilerimizle? Evet ya. Yok. O da bizim böyle bir şey yapılabilir mi ya? Nasıl bir saygısızlık bu değil mi hocam? Bu kimdir ya? Bunlar nedir ya? Hakikaten kıyamet yapıldır yani. Yani bunlar böyle devam ederler. Tatlılıkta azgınlıklarının Kur'an kelimesi Allah-u Teala'nın o azgın kavme getirdiğimiz belayı verdiğimiz belayı azabı onlara da veririz diyor. Hud kavminin, Semud kavminin, Ad kavminin yaptıkları Lüt kavminin hiç bu kadar dinle alay edilmemişti. Dinle alay ediliyor yani, diyorsunuz. İslamiyetle alay ediliyor bu. Yani bunu yapanlar masum değiller. Ben sizin ekranlarınızda minarede okunan şarkıya ne kadar tepki gösterdiysem buna daha fazla yüreğimde yani söyleyecek söz bulamıyorum. Tepki de yetmez buna. Buna yazıklar olsun ya. İdari çözüm almak lazım. Çözüm bulmak lazım çünkü man ra'a minküm münkeren fel yugayyirhu biyedih diyor efendim. İçinizden herhangi birisi bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle değiştirsin diyor. Fe in lem yestati fe bilisani. Bu da sizin yaptığınız. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Tepkisini koysun. Fe in lem yestati fe bi kalbi. Eğer buna da gücü yetmezse kalbe buz etsin. Buna ahlaksızlıktır diye. Bu da saygısızlık diye. Dolayısıyla yani idari bir müdahale lazım var. Yani devlet yeter bilmesini, ikincisini
halk yapar, dili dönen yapar, gücü yeten, ilmi yeten yapar. Üçüncüsü de ancak işte dediğiniz gibi bu ekranlardan oradan buradan insanlara göndermek suretiyle biz yapabiliriz, tepkimizi koyabiliriz. Yani başka yapacağımız bir şey yok ama... Yani YouTube'dan yasaklanması lazım hocam bir an önce bunun. Kesinlikle. İdari işte onlar. İdari şeyler hemen derhal bu benim dinimle. Bunu ötmekti. Bunu derhal kaldırır diye yazılması lazım. Yani telefonları varsa bunlara ulaşılabilecek telefon edilip kaldırtılması lazım yani. Hocam şu an ya çok üzücü bir haber vereceğim. Trend diye bir şey var liste. En çok izlenen, en çok tıklanan, şu an en çok tıklananlar arasında bu. Olacak iş değil. O tıklayan ya, bütün vatandaşlarımıza söyleyelim. Tıklarken bari ne bileyim yorumlarınızı esirgemeyin, tepkinizi verin lütfen. Evet, yorum yapmak, tıklamak yani öyle sevmek anlamına gelmiyor biliyorsunuz. Değil ama çok merak yayıldığı anlamına geliyor. Bu da hoş bir şey değil hocam. Merak ediyor ne yapmışlar, nasıl yapmışlar. Hocam siz ama hattayken söyleyelim. Bu kişinin adı DJ Akman. Kendisinin Instagram hesabı var, bir paylaşım da yapmış. Bu konuyla alakalı olmasa da yani 20 saat önce bir paylaşım yapmış. Böyle beylik beylik cümleler de kurmuş ama bu tövbe estağfurullah ezan remixiyle alakalı tövbe tövbe hiçbir açıklaması da yok. Gayet de pişkin hayatına devam ediyor DJ Akman efendim. İzleyiciler soruyor. Bu rezilliği yapan kişi. Onu da söyleyelim. Bu rezaleti yapanı Türkiye'de yani artık hiçbir şey yaptırmadan ben de öfkelendim, bir şey söylemek istiyorum. O da şimdi ayrı bir şeye girecek. Onun için de o da günah diyorsun. Kendime de zarar vermek istemiyorum. Çok tepki. Böyle hani insanlara tenezzül etmemek lazım. Bunları hiç insan yerine bile koymamak lazım. Bunların DJ'leri, bilmem neleri YouTube sayfalarına girmemek lazım. Girerseniz de şikayet edin sevgili izleyiciler. Bakın kızlarımız getirdi. Allah onlardan razı olsun. Televizyonumuz getirdi. Allah razı olsun. Onlar kendilerine düşenlerini yaptı. Feinler yestatif edil saniyeyi yaptılar şu anda. Eğer gücün yetmiyorsa bir Müslümansın, tepki göstereceksin diyor Resulullah. Evet, hiçbir şey yapamıyorsan tepki ver. Bunu yaptı. Bunu yaptı. Arkadaşlarımız yaptı. Ben de yaptım. Tavsiye geldi. Bunları lanetleyin. O siteyi kapatmalarına vesile olacak, sebep olacak kadar ağır yorumlar yazın. Lütfen yorum yazın. Ben dinimle alay ediyor, benim haberim yok. Ah çok kötü, çok kötü. Bize bunu dinletmeye, bize bunları yaşatmaya hakkınız yok. Din sizin yok, oyuncağınız değil. Ya ben inanın fena oldum. Ah, bu ezanlar bu ülkede söylensin, bu ezanlar bu ülkede çalınsın diye neler yaşandı? Yani tabii ki, tabii ki. Bu büyük yani terbiyesizliği. Bir şey yaptığı zaman, dindar insanlar bir şey yaptığı zaman bölücü oluyor. Bir şey yaptığı zaman bölücü oluyoruz. İşte o zaman söyleyeyim. Ne bileyim, onlar yaptıkları zaman da bu kahramanlık mı oluyor ya? Yani? Hocam şöyle böyle söyleyelim, şey gönlünüz rahat olsun. Çok aşırı tepki var. Sayfalarımızda şu anda çıldırmış durumda izleyicilerimiz. Herkes tepkisini lütfen sözleriyle sayfada belli etsin. Bu oluşumu, bu rezilliği hemen durdurmamız lazım. Televizyonlarını yeni açanlar için bir DJ ezanımızla dalga geçiyor resmen. Remix ya yapmış. Alay etti. Hocamızı yayına bağladığımız anda hocam ağlamaya başladı. Hepimizin içi kan ağlıyor şu an zaten. Ve Bilal Özbilgi de diyor ki söyledik. Ah hocam. Yani bir kral kız yaptığında bu da kadar bize karikatür peygamberine karikatür yayınladıklarında bize dokundu. Bunu bir Müslüman çocuğu yapıyor. Ya. Bütün evladı yapıyorum bunu. Bu nasıl bir iştir? Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Bu nasıl bir iştir Allah aşkına ya? Bunu kim yetiştirmiş? Bu nasıl bir iştir? Anası yok mu? Babası yok mu? Dandan mı düştü bu? Beylik mi getirdi? Bu milletin kültürünün neden saygısı yok? Dinine, imanına, ahlakına neden saygısı yok bu insanlar? Böyle bir şey olabilir mi ya? Osman Ezan Şahin Kurnaz. İslamiyedendir. Bakın bütün dünyada sınava gelir bu geldikçe. Bütün insanlarca olur. İslam ülkesi olan Türkiye irtidat mı etti derler. Dinden döndü mü derler bize. Bu utanç verici bir şey. Bunu derhal kaldırması lazım onunla. Evet kesinlikle. Hocam gerçek adını da söyleyelim. Osman Kurnaz. Namı değer DJ Akman. Bunu yapan, bu rezilliği yapan, öyle, kendisine DJ diyen ahlaksız. İsmini de geçin. Herkes görsün. Unutulabilir. Kaydetsinler ismini. Osman Kurnaz. Bilal Özbilge de kulağıma diyor tekrar verip yani tepkinin büyümesini sağlayalım mı diyor ama
Hakikaten biz Ben günah günaha işliyor girdiğimi muyuz hocam düşünüyorum. mesela? Biz bu haberi ekrana getirmekle günah işliyor muyuz? Ha, biz duyurmayı sağlıyoruz. O evet, zaman çünkü verelim. Çok utanıyorum verirken ben bu haberi. Siz şu anda bakın bu hareketi yapmakla Allah'ın ve Resulullah'ın emrini yerine getirmiş oldunuz. Emrini bu bir, iki. Bir zekat, 11 zekat namaz kılsanız bu sevabı alamazdınız. Ben size onu da söyleyeyim. Çünkü hem de bir maruf nehy amel münker cihattır, manevi cihattır. Farzlar üstü de farzdır. Binlerce farz onları yerine getirmez. Şu an sizin yaptığınız çok güzel bir şey. Allah'a beri razı olsun. Benim de haberim yoktu. Peki Allah razı olsun hocam sizden de bağlandınız. Bizi aydınlattınız bu konuda. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Aha. gereken tepki Türk halkı tarafından verilecektir. Amin inşallah. Kısa bir reklam aramız var. Reklam görüşürüz. İzleyip tekrar buradayız. Şu anda sayfanın adını verdik ve sayfa şu anda hakaret ve yapılan ahlaksızlığın yanlış olmasıyla alakalı yorumlarla doldu taştı. İnsanların işinde gücünde insanların, mutlu insanların kötü haberlerini, kötü yorumlarınızı yapacağınıza böyle ahlaksızlıklara ders verin Instagram'da. Helal olsun. Sayfa şu anda yorumdan yıkılıyor. Böyle bir hafta kapatmak da yok yani. Evet gerçekten bir de cuma. Hayırlı bir de bugün cumalar cuma. Diye açtık. Allah'ın adaleti, Allah'ın bütün merhameti kötülerin üzerinde olsun ki utanın insanlığınızdan. Amin, şunu yapıyorsunuz amin. Ya. Şunu yaptı. Ezanı da remix yani yaptınız ya, yazıklar şeytanın olsun aklına size. Gelmez ha. Bravo. Şeytanın aklına gelmeyen sizin aklınıza geliyor. Peki. İzleyicilerden çok özür diliyoruz efendim. Haftaya görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.